Türkiye'nin öğrenci başkenti Eskişehir'den hepinize selamlar, sevgiler. Bugün İç Anadolu bölgemizde bulunan 800 bin nüfuslu bir şehir olan Eskişehir'i gezeceğiz birlikte. Gezimize Sazova Parkı'ndan başlamak istedim. Burası Eskişehir'in Disneyland'i olarak biliniyor. İçinde Masal Şatosu, Nuh'un Gemisi, Korsan Gemisi, Bilim Merkezi, Sabancı Uzay Evi, Hayvanat Bahçesi, Sualtı Dünyası ve aynı zamanda oyun parkları, kafeler ve restoranlar bulunuyor. Bu alanda ailenizle birlikte çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eskişehir sanat, doğa ve bilim anlamında önde gelen illerimizden birisi. Şimdi sizi Sazova'nın doğal büyüsüyle baş başa bırakıyorum. Şimdi de Eskişehir'in sembollerinden olan Masal Şatosu'nun önündeyiz. Bu şato Türkiye'de bulunan 9 farklı kuleden ilham alınarak inşa edildi. Her kule birbirinden farklı tasarıma sahip. İçeride ise çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Burası bir masal diyarı diyebiliriz. Burayı da mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Good for me, good for me, good for me, yeah, 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 yeah. Şimdi de Eskişehir Stadyumu'na geldik. Burası 2016 tarihinde açıldı. 34 bin kişi kapasiteli. Çok coşkulu maçlara ev sahipliği yaptı. Kırmızı Şimşekler olarak bilinen taraftar grubu takımına gerçekten sahip çıkıyor. Eskişehirliler Eskişehir Spor'u gerçekten çok seviyor. SSS, ki, eski eski es. Espark Eskişehir'in en büyük alışveriş merkezi. Burası eskiden bir tuğla fabrikasıyken yıkılıp yerine alışveriş merkezi inşa etmişler. O yüzden çevresinde tuğla fabrikasından kalma bacalar hala günümüzde duruyor. Haller Gençlik Merkezi'ne geldik. Burası Yılmaz Büyükerşen tarafından öğrenciler için yaptırılmış bir yer. Self servis bir yer burası. Ortada istediğiniz gibi oturabiliyorsunuz. Rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz alanlardan biri. Eskişehir'de eğlenmek için bu sokağı tercih ediyorlar. İçeride bu sokakta 100'e yakın mekan bulunuyor. Her kafeye uygun mekan var. İsterseniz club tarzı eğlenebileceğiniz yerler, isterseniz meyhane tarzı kederlenebileceğiniz mekanlar ve onun dışında kafe tarzı yerler de bulunuyor. Bu sokak saat 2 civarında kapanıyor ve oradan sonra öğrenciler after mekanlarına geçiyorlar.
burası Eskişehir'i ortadan ikiye bölen bir ırmak. 2000'li yıllara kadar burası evsel atıkların ve fabrika atıklarının kullanıldığı bir yerken Yılmaz Büyükerşen sayesinde temizlenerek halka kazandırılmış bir yer. Porsuk Çayı'nın sağında ve solunda kafeler, yemek yiyebileceğiniz kahvaltı salonları, onun haricinde eğlence mekanları bulunuyor. Burası aynı zamanda adalar olarak da biliniyor. Genelde öğrenciler burada çimlere oturarak çok keyifli vakit geçiriyorlar. Fermente arpa suyu içiyorlar. Fakat şöyle bir problem var. Yerlere sürekli çekirdek attıkları için karşı tarafa belediye tarafından bir heykel yaptırıldı. Çekirdek çitleyen eşek heykeli. Burada keyifli vakit geçirebiliriz fakat dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Temizlik. Lütfen buraya oturduğunuz zaman çöplerinizi de yanınızda götürün. Burayı kirletmeyin. Karşısına geldik. Minyatür bir Taksim diyebiliriz buraya. Doktorlar Caddesi ve Adalar tarafı üniversiteli öğrencilerin genelde takıldığı yerler. Burası ise yerli park, yerli halkın tercih ettiği alan. Allah. Yerli halkın tercih ettiği bir yer. Gezmek için gelirseniz Eskişehir'e muhakkak çarşıya da uğrayın derim. Kent Park'a geldik. Burası 300 bin metrekare alana kurulmuş devasa bir park. Hem yerli halka hem de turistlere hizmet veren bir çekim merkezi aynı zamanda. Türkiye'nin ilk yapay plajına sahip parkı burası. Aynı zamanda yarı olimpik yüzme havuzu, at binme merkezi, kafeleri, restoranları ve yürüyüş yollarıyla doya doya vakit geçirebileceğiniz bir yer. Eskişehir Belediyesi'nin en başarılı projelerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burayı gezdireceğim sizlere. Haydi başlayalım. Erik de tavsiye eder. Bu erikler normalde ekşi oluyordu ama buradakiler tatlıymış. Bu biraz ekşiymiş. Şöyle bir park düşünün. Bu parkı 3 tane köprü bölüyor. İlk köprü devasa bir havuzun üzerinden geçiyor. Altında da Japon balıkları yüzüyor. İkinci köprü yapay denizin üzerinden geçiyor. Ve olimpik yüzme havuzu var içeride. Ve üçüncü köprü de Porsuk Çayı'nın üzerinden geçiyor. Bu özellikleriyle daha önce böyle park görmedim. Gerçekten muazzam. Eskişehir'i Eskişehir yapan insan Yılmaz Büyükerşen'den bahsedeceğim sizlere. Yılmaz Hoca 1982 yılında Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getiriliyor ve rektörlük döneminde birçok ilke imza atıyor. Türkiye'de ilk sinema ve televizyon okulunu kuruyor. Sanata ne kadar ilgili bir insan olduğunu anlayabiliyoruz. İkinci olarak dünyada ilk açık öğretim fakültesini kuran insan. Belediye başkanı olduktan sonra da sayısız güzel işe imza atıyor. Türkiye'de ilk doğal plajı olan yapay denizini bu parka inşa ettiriyor ve Porsuk Çayı'nı temizleyip halka kazandırıyor. Odun pazarı evlerinde 300'e yakın ev dekore ediliyor ve turizme kazandırılıyor. Sadece turizme de değil, Türkiye'ye kazandırılıyor. Benim daha önce gördüğüm hiçbir belediye başkanına benzemiyor. Eskişehirliler onu siyasi olarak değerlendirilmiyorlar. Sağcısı da solcusu da Yılmaz Hoca'dan sevgiyle, saygıyla bahsediyor sürekli. Yılmaz Hoca'ya da Eskişehir'e ve Türkiye'ye katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hamam yolu üzerinde bulunan Yediler Park'a geldik. Eskişehir aynı zamanda bir sanat merkezi gibi inşa edilmiş.
şehrin her köşesinde sanat eserlerine rastlamak mümkün. Her yerde çeşitli güzel heykeller bulunuyor. Bu parkta da parka bir köprü inşa etmişler. Eskişehir Belediyesi'nin en çok dikkat ettiği şeylerden biri de ağaçların kesilmemesi için büyük özen gösteriliyor. Bu köprü de inşa edilirken ağacı kesmemek için köprüyü ağaca göre dizayn etmişler. Bu park bir açık hava müzesi gibi aynı zamanda. Bu köprünün üstünde camdan ve tahtadan yapılmış çeşitli sanat eserleri bulunuyor. Eskişehir cam üretimi konusunda önde gelen illerimizden biri ve bu yüzden de camı ön plana çıkarmak için yürüyüş yollarına bile camdan parçalar koyulmuş ve o şekilde yollar bile süslenmiş. Eskişehir Odun Pazarı semtine geldik. Odun Pazarı Eskişehir'in ilk yerleşim yeri. Buraya Odun Pazarı denmesinin sebebi arkada bulunan dağdan kesilen odunlar burada çok büyük bir pazar yerinde satılıyormuş. O yüzden bu isimle anılıyor. Burası aynı zamanda Dünya UNESCO Miras Listesi'nde yer alan bir yer. Türk Anadolu kültür ve tarihini en güzel şekilde yansıtan evler var bu alanda. Burası yıllar önce insanların üstüne yıkılacak gibi duran döküntü evlerden oluşan bir yerdi. Odun Pazarı Evleri Koruma Projesi kapsamında 300'e yakın ev restore edilerek burası da Eskişehir'e turizme kazandırılmış bir alan şu anda. Bu alanda birçok müze bulunuyor. Bunlardan en öne çıkan müzeler Cumhuriyet Tarihi Müzesi, bir diğeri ise Balmum Müzesi diyebiliriz. Balmum Müzesi ve Yılmaz Büyükerşen'in de yaptığı Atatürk birebir ebatlarında Balmumu heykeli bulunan bir yer. Şu an virüsten dolayı kapalı olduğu için müzeleri ziyaret edemeyeceğiz ama size odun pazarını gezdireceğim. Yeah.